Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4 büyüklerin bu hafta oynadığı maçların kısa bir analizini yapacağız. Arkadaşlar videoya geçeceğim fakat geçmeden hatırlatma yapalım. Kanalda çekiliş devam ediyor. Çekilişe katılmak için sadece abone olmanız yeterlidir. Ayrıca çekilişten 3 kişi faydalanabilecek. Çekilişte forma veya tişört veriyorum. İyi şanslar sizinle olsun. Hadi videoya geçelim. Videomuza Trabzonspor Beşiktaş maçı ile başlayalım. Pazar akşamı oynanan maçta Beşiktaş maça pek iyi başlayamadı. Hatta gole kadar etkili hata yoktu. Olaya şöyle bakmak gerek. Trabzon'un da yoktu diyebiliriz. Fakat gole kadar %80'e %20 topla oynama üstünlüğü Trabzon'daydı. Tabii Trabzon çok topla oynadı fakat etkili olamadı. Sonra futbolun değişmez kuralı olan atamayana atarlar kuralı devreye girdi ve Tyler Boyd'un sol kanattan sağına çekerek attığı güzel golden sonra Beşiktaş biraz daha kendisini hissettirdi. Tyler Boyd'un konusuna değinmişken Boyd için kötünün iyisi diyebiliriz. İlk yarıda Trabzon'da güzel futboluyla göze batan kimse yoktu. Envakame ve Abdülkadir Ömür çabaladı fakat Ensakala ona pek nefes aldırmadı. İkinci yarıda ise Beşiktaş tamamen Trabzon'u ekarte etti diyebiliriz. Trabzon'un tek golünü Ersin'in hatasını iyi değerlendiren Abdülkadir Ömür kaydetti. Sizce maçın adamı kimdi? Bence maçın adamı sol bek mevkisinde oynayan ve mevkisini gayet iyi savunan Ensakala'ydı. Ayrıca Atiba da iyi oynadı diyebiliriz. Atiba mevkisine yine Ensakala gibi veya Mensah gibi iyi savundu ve bir de penaltı kazandırdı. Ensakala da Abdülkadir Ömür'e ve Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen ataklarına geçit vermedi. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wellington için ise Beşiktaş forması altında ligde ilk maç olmasına rağmen gayet iyi iş çıkardı diyebiliriz. Beşiktaş'ın bu sezon transferlerinden olan Mensah'a geçecek olursak Mensah'da ilk maç olmasına rağmen heyecanını yenip maça konsantre olmuş gibiydi. Zaten penaltıdan golünü de attı. Sizce o pozisyona penaltı verilir miydi? Ben size bırakıyorum bu konuyu. Ayrıca Mensah özellikle top çalıp takımını atağa çıkarıp iyi işler yaptı. Allah kazasız belasız bütün transferlerin hayrını göstersin diyelim. Trabzon'da dediğim gibi Envakame, Abdülkadir Ömür ve Ekuban bireysel yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat olmadı. Zaten Trabzon'u bu maçta çok kötü buldum. Trabzon'un çok daha feci skorlarla yenildiği olmuştur. Fakat bu kadar kötü oynayan Trabzon ben hatırlamıyorum. Koşan eden yok, ruh yok. Bu lig Trabzonspor taraftarlarına biter mi bilmiyorum. Ayrıca Trabzonspor'a forvet şart gibi. Sörloth'un boşluğu dolmamış. Hani senede 25'ten fazla gol atacak topçu bulmak öyle kolay değil. Bu maç genelinde son olarak şunu söylemek isterim. Beşiktaş maçı hak etti. Bu konuda hemfikiriz sanırım. Ayrıca buradan Galatasaray'a geçeceğim. Geçmeden şunu da söyleyeyim. Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıkmış. Buradan kendisine Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönecektir. Biraz da Galatasaray'ın bu haftaki genel performansı ve oyuncuların performansına bakalım. Galatasaray bu hafta Gazişehir'i 3-1 yenerek ligdeki ilk 3 puanını almış oldu. Galatasaray maça 4-2-3-1 formasyonu ile çıktı. Kaleyi yeni transferlerden Fatih Öztürk koruyordu. Zaten Muslera'nın yokluğunda kale Fatih Öztürk ve Okan Kocuğa emanet. Fatih Öztürk bence ilk maçına göre gayet iyi oynadı. 7 golde hatası var mıydı tartışılır fakat genel olarak o pozisyon dışında gayet iyiydi diyebilirim. Zaten 7 golde Andre'nin uzaktan gayet güzel bir golüydü. Galatasaray sağ bekte Omar ile çıktı. Omar ilk maçında yine Fatih gibi gayet iyi performans gösterdi. Zaten maç boyunca ileri çıkışlarıyla ve takıma uyumuyla hem takımla hem de aynı kanatta oynayan Feghouli ile iyi ikili olmuş diyebiliriz. Galatasaray'ın stoperleri için pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten Gazişehir'i pek fazla gelemedi. Fakat yine de iki kelam etmek gerekir. Ben hem Luyendama'nın hem de Marco'nun form düzeylerini düşük gördüm. Fakat bu sezon başı olduğu için gayet anlaşılır bir durum. Ben yine ligin ortalarına doğru, daha doğrusu 3. 4. haftadan sonra bu tandeminin yani stoper tandeminin gayet iyi olacağını düşünüyorum. Zaten geçen sene Luyendama sakatlanmadan önce güzel bir şölen sunuyorlardı bize. Galatasaray'ın sol beki Sarakki'ydi. Sarakki için şunu demek lazım. Çok iyi değildi fakat kötü de değildi. Belli ki daha ligi ısınamadı. Bu da çok doğal. İlk hafta çünkü. Ayrıca Sarakki'nin zaman zaman pozisyon hataları oldu fakat bunu ileriki haftalarda düzeltecektir. Galatasaray'da orta saha ikilisi olarak Fatih Hoca'nın tercihi Arda ile Taylan oldu. Fakat maç içinde Arda sol kanatı 10 numaraya geçti. Taylan'ı beğendim diyebilirim. Top kapmaları ve kilit paslarıyla oyunu açtığı zamanlar oldu. Geçen seneye göre daha diri bir Taylan var diyebiliriz. Arda için ise bir şey demeye erken. Uzun süre oynamadı fakat iki kelam edelim. Kondisyon olarak hazır değil fakat klasını konuşturmayı biliyor. Vücut olarak hazır hale gelince %100'ünü verecektir. Sol kanatta Galatasaray'ın yeni transferlerinden Emre Kılınç vardı. Emre'yi gayet iyi bulduğumu belirtmeliyim. Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.
Maç içinde Emre hiç heyecanlanmadı. Emre ve tüm takımların transferleri inşallah kulüplerine hayırlı olur. Ofansif orta sahada Belhanda vardı. Belhanda için kötü diyemeyiz. Hatta geçen seneki Belhanda'ya göre kat kat iyi bir Belhanda vardı. Fakat yine pozisyon hataları ve agresifliği ile tabii ki çok fazla göze batmadı ama ben birkaç pozisyonda bunu sezdim. Yine de ben Belhanda'yı gayet beğendim diyebilirim. Yine de siz Belhanda'nın gitmesini ister misiniz? Sağ kanat için Feguli vardı. O da Omar ile iyi anlaşacak gibi. Keza bu maçta bunun sinyallerini verdi. Fakat Feguli de diğer futbolcular gibi tam hazır değil. Performansı daha iyi olacaktır. Yine de ben Feguli'yi çok beğendim. Hani bu 3 aylar topçusu Feguli var ya, işte sanki onun esintilerini sundu bize. Santrafor'da Falcao vardı fakat son dakikalara doğru yerini Jackney'e bıraktı. Jackney için bir şey demek doğru değil. Çok az süre buldu. Ayrıca bu sürede bir topu direkten döndü. Falcao'ya dönecek olursak gollerinde attığı koşular, bu adam ben hala çok klasım diye bağırıyor. Ben bir futbol sever olarak izlemekten büyük keyif alıyorum. Maçı bildiğiniz gibi 2 gol 1 asist ile tamamladı. Haliyle maçtan sonra maçın adamı oldu. Falcao sakatlanmazsa bu sezon 25'ten fazla golü var. Son olarak Fenerbahçe'ye bakalım. Aslında Fenerbahçe'nin Rize karşısında öyle aman aman bir oyun üstünlüğü yoktu. Fakat Fenerbahçe kalitesiyle galibiyete ulaştı. Maçtan sonra penaltı konuşuldu. Sizce penaltı doğru karar mı? Ayrıca herkes maçtan önce de kadrolara takıldı. Fakat ben buna çok takılmayı doğru bulmuyorum. Çünkü daha ligin ilk haftası. Hele bir kadrolara tam otursun, ondan sonra konuşuruz. Çünkü Mert Hakan, Sosa ve Novak gibi isimler olmadan çıktı. Bunlar fizik olarak hazır oldukları anda oynayacaklardır. Biraz Altay'a değinelim. Altay bu maçta bence gayet iyi oynadı. Zaten Fenerbahçe'nin kalesi uzun süre ona emanet, bu maçta bir kez daha kanıtladı. Yediği gole bakarsak Altay'a suç bulmak pek mümkün değil. Yediği golde Serdar'a fatura kestir. Çünkü orada Şikoda'ya vurdurmayacaksın. Zaten Altay'ın yediği golde top çok zor bir yere gidiyor. Altay'ın yapabileceği pek de bir şey yok. Ayrıca Gökhan bence Fenerbahçe'ye geçtim. Maçın en iyilerinden biriydi. Yani çıkışları falan gayet iyi. Üstelik fiziksel olarak daha da gelişecektir. Ben yine Gökhan'ın da kondisyon seviyesini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Bu maçla birlikte lig boyunca bizlere güzel gösteriler sunacaktır. Zaten o da oyununu bir golle taçlandırdı. Stoperler için bir şey demek gerekirse Serdar bayağı aksadı. Zaten Tisserand veya Lemos bu tip durumlar için alınmıştı. Yani Fenerbahçe'nin sağlam stoperlere ihtiyacı var. Ben Tisserand'ın ve Lemos'un karşılayacağını düşünüyorum. Zanka için ise kötünün iyisi demeliyiz. Ben stoperde Lemos, Zanka ve Tisserand üçlüsünün rekabeti olacağını düşünüyorum. Sizce bu üçlüden kim iyi ikili olur? Caner de yine beklerini hala veremedi gibi. Onun da ben iyi olacağını düşünüyorum. Fakat bu maç özelinde kötüydü diyebiliriz. Gustavo sık sık Caner'in kademesine girip Caner'in açıklarını kapatıyordu. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi meselesine değinelim biraz da. Ferdi kötü değildi fakat biraz heyecanlıydı. Yani geçen seneki Ferdi yok gibi. Eli ayağına dolaştığı zamanlar oldu. Dediğim gibi futbolcular ilk haftalarda isteneni veremiyor olabilir fakat form düzeyleri ilerleyen haftalarda gelişecektir. Ayrıca Ferdi biraz fiziğini geliştirmiş gibi. Ferdi büyük potansiyel, hemen ligin ilk maçında yine söylüyorum pek yüklenmemek gerek diye düşünüyorum. Ayrıca Tolga Ciğerci meselesine de biraz değinmek istiyorum. Nasıl oluyorsa bütün teknik adamlar Tolga Ciğerci'yi oynatıyor. Tuzor'undan Fatih Terim'ine, Ersun Yanal'dan Erol Bulut'a kadar oynatılıyor. Demek ki bir şeyler görüyorlar diye düşünüyorum. Ben zaten Tolga Ciğerci'yi Galatasaray'dayken, daha doğrusu şöyle demek isterim, Tudor oynatıyordu hatırlarsanız. İlk 10 haftada Tolga Ciğerci gayet iyi bir performans göstermişti. Ben orada çok beğeniyordum. Fakat sonraları performansı yavaş yavaş düştü. Fenerbahçe'nin bu sezon transferlerinden olan Tiam'ı ise kötü buldum diyebilirim. Biraz daha konsantre olması lazım. Biraz heyecanlı gibi geldi bana. Ayrıca biraz daha oyuna kendi aklını vermesi lazım. Yani oyunu biraz daha aklıyla oynaması lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşünceye dek sağlıklı ve hoş kalın.